4 Ağustos 2024 Pazar, İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün 9 koşulu İstanbul programında sadece ikinci altılı ganyan için detaylı analizlerimiz olacak. İstanbul ve İzmir programındaki tüm koşu yorumları ve altılı şablonları, yazılı olarak WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Siz de WhatsApp ile yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542-832-1444 numaralı hattımızı mutlaka ekleyiniz. Şimdi İstanbul programı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. Dördüncü koşu. İlk kez koşacak isimler arasında 3 ismi çok beğendik. Açıkçası bu 3 isim arasından bir birinci çıkacağını düşünüyoruz. Şartlı bir koşuda biraz riskli gözükse de biz 3 isimle burayı geçeceğiz. Şanslı olduğunu düşündüğümüz isimler, 3 numaralı Baba Mesut, 4 numaralı Baka Baka ve 5 numaralı Mali Beyhan'dır. Bu atlar arasında süratli başlayacak birçok isim gördük. Biz ağır kanlı pedigrisinden dolayı 3 numaralı Baba Mesut'un gerilerde bekleyeceğini ve uzun mesafe avantajı ile gücünü sonradan alıp sonlarda sert geleceğini düşünüyoruz. Hiç yarış görmemiş bir tay için gidişat tahminini yapmak çok zordur. Fakat analizlerimiz farklı bir taktik verilmediği sürece genelde doğru çıkar. Kazanır ya da kazanmaz kesin bir şey diyemeyiz ancak bu tayın bu şekilde koşması durumuna da iddialı olacağını düşünüyoruz. İdman pistindeki genel görüntüsü, hazırlıkları ve iyi pedigrileri ile dikkat çeken 4 numaralı Baka Baka ile 5 numaralı Mali Beyhan'ı da rakip olarak yazdık. Bu 3 isim sonrası varsa tuttuğunuz atları eleyebilirsiniz. Bizim rakamsal sıralamamız 3, 4, 5 şeklinde oldu. Beşinci koşu. Birinci İnönü koşusunda yorumlarınızda Koca Hanım ve Mata Hari ikilisini tuttuğunuzu belirttiniz. Biz de bu iki ismin çok ön plana çıktığını düşünüyoruz. 4 numaralı Koca Hanım'ı biraz daha ön plana çıkarabiliriz. Bu kısrağın Ankara'daki son sprinti de mükemmeldi. İstanbul çim pistini yadırgamazsa bizce kolay bir birincilik daha elde edebilir. Biz Koca Hanım'ı çok tutuyoruz. Sadece pistten dolayı bir ihtimal eksik koşarsa diye yanına 6 numaralı Mata Hari'yi ve 3 numaralı Gold Flower'ı yazacağız. İkisi de süratli atlardır. Biri liderliği alır ve çok sıkıştırılmazsa bitirebilir. Biz bu iki süratli kısrağı kuponlarımızda bulunduralım. 4, 6 ve 3 sıralamasını küçük kuponlar için yeterli görüyoruz. Açıkçası bu atlar için bazı olumsuz durumlar olmasaydı burada başka rakip önermeyecektik. Fakat Koca Hanım'ın pistten etkilenme ihtimali, Gold Flower ve Mata Hari'nin de süratli tempoda yıpranma ihtimalini görmezden gelemeyiz. Yani öngördüğümüz şartlarda bu kaliteli isimlerin eksik koşma durumu olabilir. Bu durumda beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşabiliriz. Biz küçük kuponlara 4, 6, 3 sıralamasını önereceğiz. Geniş ve sağlam kuponlar için burayı hepsi işaretleyeceğiz. Altıncı koşu. Çanakkale Zaferi koşusu bu yıl geçmiş yıllara göre biraz daha farklı geçecek. Çünkü bu sene bu koşuya katılan çok süratli birçok isim var. 1600 metre mesafeye rağmen ısrarla liderliği isteyecek isimler olacak. 3 numaralı Hızlı Mehmet, 4 numaralı Kuzgun Bey, 2 numaralı Deniz Beyim, 5 numaralı Serokcan ve 6 numaralı Şenalp Doğun mutlaka liderliği almaya çalışacağını düşünüyoruz. 9 numaralı Lavin Fırtınası, 8 numaralı Jüli Dekız ve 7 numaralı Yeniköy de önlere yakın yarışı sürdüren isimlerdir. İyi çıkıp önlere yaklaşmaya çalışırken tempo daha da süratlenebilir. En geride ise keyifli bir bekleme yapan 1 numaralı Bayram abiyi izleyeceğiz. Biz bu koşuda sizlere 2 isim önereceğiz. 7 numaralı Yeniköy'ün son yarışında liderliği kolayca alan Kuzgun Bey'e geçilmesi çok normaldi. Ancak bu kez liderliği Kuzgun Bey alamayacaktır. Eğer alırsa bile çok fazla efor sarf edeceğini düşünüyoruz. Yeniköy ise ön grubun hemen arkasında konumlanacak ve düzlükte çok düzgün atakları ile sonuç alabilecektir. Selim Kaya idaresindeki 7 numaralı Yeniköy'ü çok şanslı görüyoruz. Ancak en geride bekleyecek olan 1 numaralı Bayram abiyi de ihmal etmek istemiyoruz. Karataş idaresinde lehine şartlarda yarışacak.
Bugün ciddi rakipleri olsa da sonlarda çok güçlü geleceğini söyleyebiliriz. Sağlam kuponlar da mutlaka olsun. Bu koşuyu 7 ve 1 sıralaması ile geçelim. Yedinci koşu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşusunda yorumlarda bir numaralı Captain Fantastic için kazanır demiştiniz. Grup kendisi için uygun fakat gidişat konusu biraz sıkıntılı olacak. Captain Fantastic gibi 2 numaralı Bedestan ve 3 numaralı Hakna da liderliği isteyebilir. Hatta 4 numaralı Prince of Darkness'in de zaman zaman liderliği aldığını belirtelim. Grubun bekleme yapan tek ismi 5 numaralı Annabella'dır. 5 numaralı Annabella grubun tek sprinter ismi olarak öne çıkarılabilir fakat, bu at 1200 metre sentetik pistte hiç koşmadı. Çim'de kazandığı yarış var. Ayrıca 1300 metre sentetikte kazandığı için bu mesafede de kazanma şansı var. Grubun tek dişisi olmasına rağmen biz lehine gidişattan dolayı ilk sıradan yazalım. 1 numaralı Captain Fantastic her zaman iyi koşan bir isim. Önde temposunu kursun ya da kurmasın mutlaka birincilik mücadelesinde oluyor. Kilo farkı ve stili rakipleri olduğu için işi kolay olmayacak. Ama tüm kuponlar da mutlaka olsun. 2 numaralı Bedestan sentetikte 1200 metredeki tüm yarışlarını kazandı. Bugün farklı şartlar ve sert rakipler var fakat Safkan'ın mükemmel bir form durumu var. Biz kesinlikle üst sıralarda adını duyuracağını düşünüyoruz. 3 numaralı Hakna ve 4 numaralı Prince of Darkness'in kazanma konusunda sıkıntıları var. Fakat Prince of Darkness için iyi duyumlar aldık. Kocakaya idaresinde çok ters bir yarış çıkarabilir, dikkat edelim. Onu yazarsak da Hakna'yı dışarıda bırakmak olmaz. Sağlam kuponlara ekleyip burayı kapatabiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5, 1, 2, 4, 3 şeklinde oldu. Sekizinci koşu. İkinci İnönü koşusunda 2 numaralı Deo Volant koşunun ağır favorisi konumdadır. Yorumlarda da bir takipçimiz kazanacağını belirtti. Biz de ona katılıyoruz. Deo Volant, bir önceki yarışında buradaki rakiplerinden Prosong önünde yarışı 3. olarak bitirmişti. O gün yakın ara bitirdikleri için acaba bugün geçebilir mi düşüncesi oluşmuş olabilir. Fakat Deo Volant'in o yarışında biraz aksilikler yaşadığını belirtelim. Deo Volant, 3. olduğu koşuya başlarken önü kapandığı için grubu en geride takip etmek zorunda kalmıştı. En geride giderken öndeki atların hafif dışa açılmasından dolayı önlere gelemedi. Binici teşviğine cevap verip düzlükte ataklarına başlasa da bu çabalar birincilik getirmedi. Son yarışına en iç kulvardan başlayan Deo Volant, çok iyi çıktı ve ikincilikte yarışı sürdürdü. Düzlük dönülür dönülmez önündeki atı el değmeden atlayıp fark yaptı. Bu şekilde talihsizlik yaşamadan mücadele ederek koşacağı bir yarışı 1.10 içerisinde 1 derece ile bitirebilir. Burada bu dereceye yaklaşabilecek bir rakip göremedik. Dolayısıyla bizce 2 numaralı Deo Volant'in kazanmasını bekliyoruz ve günün net bankosu olarak öneriyoruz. Dokuzuncu koşu. Son koşuda ilk şansı 2 numaralı Vist de Erov'a vereceğiz. Bu Safkan son yarışında bizce başarılı bir altıncılık elde etti. Kazanan ile arasında 2 boy bile fark yoktu. Ayrıca stili dışı koştuğunu ve buna rağmen başarılı olduğunu belirtelim. Bugün tempo lehine olacak. Kendisinden başka süratli bir isim yok. Bir ya da iki tane tempo atı öne erken düşebilir. Fakat kulvar avantajı olan Vist de Erov'un temposunu koymasını bekliyoruz. Eğer liderliği erken alır ve beklediğimiz gibi sıkıştırılmazsa çıktığı gibi bitirir. Bizim net favorimizdir. Müslümlü favori olan 8 numaralı Görkem Kaptan'ı ihmal etmeyelim. Mesafesine dönen 5 numaralı Last Tango, bu kez iyi koşacak denilen 6 numaralı Mind the Devil ve idman pistinde iyiye giden durumu dikkat çeken 9 numaralı Lifeguard da tüm kuponlarda olsun. Çok sürprizde takip atımız 12 numaralı Islak İmza'ya da bir şans vermek istedik. Son yarışında son viraja girilirken tökezlemişti ve zorlanmadan yarışı bitirdi. İyi idman durumu ile ters bir yarış çıkarabilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 8, 5, 6, 9, 12 şeklinde oldu.
Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Tüm koşullar için yazılı yorumlarımız ve şablonlarımız WhatsApp üyelerine gönderilecektir. WhatsApp üyesi olmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi isteyebilirler.